Abdülkadir Selvi İmamoğlu'nun çifte stratejisi ve Akşener'in hamleleri Muhalefet cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yeni ittifaklar kuruluyor, eski ittifaklar yıkılıyor. 2023 seçimlerine giderken siyasetin bütün hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhur İttifakı'nın adayı başından beri belli olduğu için orada Cumhurbaşkanlığı çekişmesi yaşanmıyor. Cumhur İttifakı'nın sorunu ekonomiyle ilgili. Altılı Masa'da ise Cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifaklar konusunda adı konulmamış bir gerilim yaşanıyor. Kılıçdaroğlu tam gaz Cumhurbaşkanı adaylığına yürürken Meral Akşener üst üste hamleler yapıyor. Düğümü Akşener çözecek. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı düğümünü Meral Akşener çözecek. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda nedenli kararlı olduğunu artık Mısır'daki Sahar Sultan bile duydu. Kılıçdaroğlu altılı masayı dağıtmamak için adaylığını açıklamıyor ama kendisini ziyaret edenlere Cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklar etmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüşenlere adayım kazanacağım, gidin çalışın dediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun gözü Akşener'in üzerinde. Meral Akşener'in desteğini aldığı gün adaylığını ilan etmeyi planlıyor ama Akşener'den beklediği yeşil ışığı göremedi. Akşener yavaş yakınlaşması Meral Akşener ise bir yandan iyi partiye birinci parti olma hedefini koydu, altılı masaya birinci partinin lideri olarak oturmayı planlıyor. Diğer yandan ise ilginç ittifaklar kuruyor. Akşener'in Mansur Yavaş'la arasının soğuk olduğu biliniyordu. Ama son dönemlerde ikisi arasında su sızmıyor. Mansur Yavaş bayram ziyaretinde bulundu. Ardından birlikte A Milli Kadın Voleybol takımının maçını izlediler. Kim akıl ettiyse filenin sultanlarının maçını birlikte izlemek iyi düşünülmüş bir imaj çalışmasıydı. Filenin sultanlarından siyasetin sultanına bir gönderme yapılmış. Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu dururken Akşener'e Anka Park'ı gezdirdi. Akşener Millet İttifakı'nın ortaklarından ama nihayet itibarıyla Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanı. O nedenle Kılıçdaroğlu dururken dedim. Merkez sol, merkez sağ blok. Yeni ittifaklar kuruluyor derken ona işaret etmek istedim. Millet İttifakı'nda merkez sağ ve merkez sol blok oluşuyor. Altılı masanın diğer dört partisi bu bloklaşmada yer alır mı, orası belli değil. Ama Milliyetçi Merkez sağ kökenli iki siyasetçi, Meral Akşenerle Mansur Yavaş, Merkez sağ eksen oluştururken, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Merkez sol ittifak mı kuruluyor? Akşener Yavaş ittifakı üzerinde durulmaya değer, ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir ittifak kuruluyor mu, ondan emin değilim. Akşener mi Yavaş mı? Ama Akşenerle Yavaş arasında dikkat çekici bir yakınlaşma söz konusu. Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın İyi Parti'nin belediye başkan adayı olması için çok ısrar etmişti. İyi Parti'nin bir büyükşehir belediye başkanı olmasını istiyordu. Yavaş bunu kabul etmediği için kırgındı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı atamalar nedeniyle araya mesafe konmuştu. Ama köprülerin altından çok sular aktı. İki tarafından kurmayları devreye girdi. Akşener'le Yavaş yakınlaştı. Kazan kazan durumu. Bu arada çözemediğim bir denklem var. Burada Mansur Yavaş mı son dönemlerde yükseliş trendine giren Akşener'in kredisinden yararlanıyor yoksa ismi yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Meral Akşener mi? İsmi Cumhurbaşkanı adaylığında ilk sırada gösterilen Mansur Yavaş'ın desteğini yanına çekmeye çalışıyor. İşte onu çözemedim. Akşener Mansur Yavaş'ı ikinci fatih ya da ikinci Yavuz ilan etmediğine göre sanmıyorum. Bir kazan kazan durumu söz konusu. Çünkü ortada siyasi gelenekten gelen ve yükseliş sürecindeki iki siyasetçi birbirini besliyor. İmamoğlu geri adım attı mı? Bu arada Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli bir mesafe aldı. Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingindeki konuşması Cumhurbaşkanı adayının konuşmasını andırıyordu. Hatta vaatlerini bile açıkladı. Zaten meydanda da 13. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e hoş geldiniz pankartıyla karşılandı. Genel merkezin bilgisi olmadan o pankart açılır mı? Tam tersine o pankartın açılmasını genel merkezi istemiştir. Kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu'na Kemal Bey ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar. Cesur olmazsanız kaybedersiniz diye seslenmiştim. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı olduğunu ve cesaretinin yerinde olduğunu gösterdi. Ama en büyük düşmanı bu iş tamam diye rehavete kapılması olur. Çünkü önünde Meral Akşener gibi sürprizlere açık bir liderin ikna edilmesi ve Ekrem İmamoğlu gibi hırslı birinin devre dışı bırakılması gibi iki ciddi sorun bulunuyor. İmamoğlu sizi yanıltmasın. İstanbul'da Halk Ekmek Fabrikası açılışında İmamoğlu'nun ekmeğini paylaşması, Kılıçdaroğlu'na vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırın diye seslenmesi, hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı tartışmaları içinde olmak istemiyorum diye Kılıçdaroğlu'na söz verdiği yönündeki haberler sizi yanıltmasın. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığında pes etmiş değil. Cumhurbaşkanlığı yarışında çok yara aldı. Çok büyük yanlışlar yaptı. İlk dönemlere göre hayli geriledi ama bu yarıştan çekildiği hatta ve hatta Kılıçdaroğlu'na destek vereceği anlamına gelmez. İmamoğlu'nun rakibi İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu tarihi bir başarıdan sonra kendi hatalarıyla yarıştı. Bir anlamda İmamoğlu'nun rakibi yine İmamoğlu oldu. Bu da ona çok büyük zarar verdi. Ama İmamoğlu hala kendisi dışındaki bir isimle Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılamayacağı görüşünde. Hele hele Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağından emin. O nedenle topun tekrar kendisine döneceğini düşünüyor. Futbolculuk döneminde kaleci olduğu için bütün toplar sonunda kaleci de toplanır görüşünde. İmamoğlu pes etti. İmamoğlu Kılıçdaroğlu lehine geri adım attığı şeklindeki yorumlar bu aşamada abartılı. Kılıçdaroğlu'nun önünde hiçbir engel kalmadığı havasını vermek için CHP Genel Merkezi tarafından abartılarak servis ediliyor. Bir şartla. Ekrem İmamoğlu üst üste yaptığı hatalardan dolayı yıprandığının farkında. O nedenle şu anda Kılıçdaroğlu'na kafa tutacak pozisyonda değil. Ama başından beri belirlediği çifte stratejisinden vazgeçmiş değil. Olursa Cumhurbaşkanı adaylığı, olmazsa CHP Genel Başkanlığı için mücadele edecek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir şartla destekler. O da aday olup seçilmezse CHP Genel Başkanlığı'nın kendisine kalacağından emin olduğu zaman. Başaramazsa ben gelir partinin başına geçerim dediği ifade ediliyor. Kahramanın yolculuğunu gördük ama bakalım kahramanın finali nasıl olacak. Merak ediyorum doğrusu. Abdülkadir Selvi Burhanettin Duran Erdoğan'ın İbn Haldun Üniversitesi'nde verdiği ipucu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı diplomasisiyle tahıl koridorunun açılması dünya medyasının gündeminde. Odessa limanının Rus füzeleri tarafından vurulmasına rağmen İstanbul'da imzalanan anlaşmaların hayata geçmesi bekleniyor. Rusların son saldırısını savaş hala devam ediyor mesajı olarak okuyan da oldu karşı tarafta kafa karışıklığı oluşturmaya yönelik çelişkili taktik olarak gören de oldu. Her halükarda Moskova, dünyaya sadece savaşan değil aynı zamanda müzakere eden bir güç olduğu görüntüsü verme ihtiyacı var. Bu itibarla aksamalar olsa da tahıl sevkiyatı anlaşmasının uygulaması Moskova'nın da lehine. Erdoğan'ın tahıl anlaşmasına ulaşmadaki istisnai rolünün Paris ve Berlin gibi kimi başkentlerde kıskançlıkla karşılandığını gördük. Neden böylesi etkili arabulucu bir rolün kendi siyasetçileri tarafından üstlenilmediğini sorgulayanlar oldu. Bu başarının tesadüfi, anlık veya cambazlık ürünü olmadığını, aksine yeni uluslararası ortamın doğru okunmasından kaynaklanan ve süreklilik içindeki bir politikanın sonucu olduğunu önceki yazımda belirttim. İçeride ve dışarıda kimi yorumcuların Erdoğan'ın dış politikasını anlamada ve anlamlandırmada zorlandığını görüyorum. Eksen değiştirmeden mecbur kalınan zor müttefike, oportunizmden ideolojik yayılmacılığa, yalnızlıktan her masada oturma esnekliğine kadar birçok etiketi kullanıyorlar. Tahran zirvesi sırasında batıya meydan okuyan ittifak içinde olma eleştirisi yapılırken, birkaç gün sonra Ankara'nın denge politikası sayesinde tahıl koridorunun açılması övüldü. Son yıllarda Türkiye sürekli olarak dünya başkentinin gündemini meşgul ediyor. Kimi zaman normalleşme politikasındaki ısrarıyla dikkatleri çekiyor. Kimi zamanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini şartlara bağlama, Yunanistan'la gerginlik ve Suriye'de operasyon yapma isteği gibi gerilim konularıyla tartışılıyor. Türkiye'nin çok kutuplu dünyanın şartlarına göre inisiyatif alan diplomasi yaklaşımını Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü benim de öğretim üyesi olduğum İbni Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde açıklığa kavuşturdu. Bazı dostlar şunu söylüyor. Ya ben sizi anlamıyorum hayırdır. Hem kavga ediyorsunuz hem ara buluyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? İşin zaten anahtarı orası. Bütün mesele dost kazanmak düşman değil. Bize güvenen dost ve kardeş toplumları ve ülkeleri zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığını uğratmadık. Türkiye'ye karşı sistematik husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye ve uzlaşma yolları aramaya mecbur bıraktık. Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeden bölgesel ve küresel ilişkilerimizi koruyabileceğimizi gösterdik. Evet Türkiye milli menfaatleri gereği kimi ülkelerle bazı konularda gerilim yaşıyor. Ancak bunu sanılanın aksine uzlaşmaz ideolojik temelleri oturtmadığı için uygun şartlarda ve karşılıklı olarak aynı ülkelerle ilişkilerini normalleştirebiliyor. Ankara işbirliği yaptığı ülkelerin zor zamanında risk alıyor. Libya, Azerbaycan ve Katar'la ilişkilerimiz bunun parlak örnekleri. Böylece dostluğunun değerli olduğunu hasımlık yapanlara da gösteriyor. Hasımlık içerisinde olanlara kalıcı düşman olarak bakmıyor. ABD, Rusya ve İran gibi güçlerle işbirliği ve rekabet dengesi yürütebiliyor. Ciddi güvenlik meselelerinde bile Suriye PKK-YPG-FETÖ hem gerilimi hem parantezi almayı uygulayabiliyor rekabetini yapıyor, gerekirse sert ve yumuşak gücünü gösteriyor ve ortak menfaat oluşturma anını yakaladığında fırsatı kaçırmıyor. Bu da Türkiye'nin bazı ülkelerle neden hızlı normalleşebildiğini açıklıyor. Ankara ile iyi ilişki zor zamanda güvenilecek güçlü ilişki demektir. Gerekirse gerilimden çekinmediği için Ankara ile işbirliği yapmak daha değerli. İşte bu sebeplerle eksen değiştirme, batı karşıtı olma, yeni ittifaka girme, Yayılmacılık veya yalnızlık gibi nitelemeler mevcut dış politikamız için hiçbir şey söylemiyor. Erdoğan'sa batıcı ya da batı karşıtı değil, yerli milli bir siyasetçi. Burhanettin Duran